dilek getirdi temelliler. 8 kapanış. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Bolu Belediyesi nikah salonunda Bolu Spor'un olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Kurul öncesi yapılan divan seçiminde divan başkanlığına Bolu Spor Kulübü eski başkanı Emin Semercioğlu, üyeliklerine ise Ferit Atalay ve Ahmet Özbey seçildi. Ferit Atalay ve Sayın Ahmet Özbey'i öneriyoruz. Kurulun açılış konuşmasını Bolu Spor Kulübü Başkanı Savaş Abak yaptı. Resmi gazetede yayınlanan spor kulüpleri ve spor federasyonu ve kanunu gereği bir takvim yılı içerisinde yani 26 Nisan 2023 tarihine kadar kulüplerin, daha doğrusu bizim gibi dernek olan kulüplerin dernek statüsünden çıkıp spor kulüpleri olarak yeni bir tüzük ile ilgili mercilere tescilin yapılmasını zorunlu tutuyor. Bu kanun gereği 7405 sayılı spor kulüpleri ve spor federasyonları kanununun emredici hükümleri gereği futbol dalında faaliyet gösteren kulübümüzün dernek statüsünden çıkıp spor kulübü olarak yeni bir tüzük ile hali hazırdaki tüzüğümüzün değiştirilmesi gündemde olarak olağanüstü genel kurul yapılması mecbur olmuştur. Abak'ın konuşmasının akabinde yeni tüzük okundu. Yeni tüzük gerçekleştirilen oylama ile kabul edildi. Kabul etmeyenler, yeni tüzüğümüz Bolu Spor Kulübü'ne ve hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Bolu Spor eski kulüp başkanı Semercioğlu hayırlı olması temennisinde bulundu. İnşallah bunlar Bolu Spor'a hayır getirir. Bolu Spor'u hiçbir zaman düşüncemizin dışında görmek istemiyoruz. Hep başarılı görmek istiyoruz. Ve şu anda bunun için çaba sarf eden başkan ve yönetim kurullarından daha önce görev yapmışlara önce teşekkür ediyorum. Gerçekten Bolu Spor'u yönetmek çok zor. Bolu Spor meşakkatli bir iş. Yani kendi işinden önce Bolu Spor'u düşünüyorsun. Ve orada Bolu Spor kazandığı zaman taraftarla beraber seviniyorsun. Yenildiği zaman üzülüyorsun.